Şimdi diyelim ki atölyenize böyle bir iş geldi. Bu işi Solidcam 2013'te nasıl işlersiniz? Bunun için ilk önce parçamızı tanımlayalım, o şekilde anlatalım. O zaman daha iyi anlayacaksınız. Geldim, yeni tornavidayı seçtim. Tamam dedim bilgi penceresine. CNC Continuity Fanuc OT. Referans tanımlayacağım şu kısma. Ben tersine çevir dedim. Son dedim. Stop modelimi tanıtacağım. Ve dedim ki parçamın sadece dış çapında 3 mm paso var. Onay verdim. Hedef modelimi zaten programı tanıyor. Buradan da onay verdim ve çıktım. Şimdi birinci yöntem, kanal takımıyla tek seferde parçanızın hem kabasını hem de finişini yapabilirsiniz. Ama normal tornama takımıyla işte bu şuradaki talaşı ve şuradaki talaşı boşaltabilirsiniz. Sonrasında kanal takımıyla finiş işlemi yapabilirsiniz. İlk önce kanal takımıyla parçamızı işleyelim. Geldim işte üstüne sağ tuş, ekle tornamayı seçtim. Geometri tanımlayacağım. Dedim ki geometrim burası, burası, burası. Son olarak da burası. Geometrim bu kadar. Onay verdim. Buradan da onay verdem. Geometri yüzey kısmından başlangıç ve bitiş uzantısı vermeyeceğim. Takıma geldim. Seç dedim. Takım ekle. Buradan dış kanalı seçtim. Dedim ki kanal ucumun genişliği 4 mm'ymiş. Tamam. Şuradan uygulama yönümüzü değiştirelim önce. Sadece uç radüslerimi gireceğim. 0,1 olsun. Seçtim bunu. Seviyelere geldim. Ümit mesafemi 2. Teknolojiye geldim. Modum kaba. Döngü kullansın. Hızlı olsun. Kabaya geldim. Kaba tipim yumuşak. Adımlama değerim 1 mm. Geri çekilmem onda 2. Yönüm ileri. Buradan geldim. Z'yi seçtim. Kompozisyon evet. Yarı finish yok. Ya da yarı finish açalım. Bütün geometri dedim. Kompozisyon evet. Buralarda işim yok zaten. Sonra geldim buradan kayıt ve sapla dedim. Simülasyon. Tornalama simülasyonu. Bu parçamı bir bu şekilde işleyebilirim. Ama kanal takımıyla bu şekilde işlersem bu çok zaman alabilir parçam için. Çok ciddi bir süresi olabilir bunun. Hatta bakalım şuradan süresine. 10 dakika 43 saniye sürmüş. Kapattım bilgiyi. Buradan da çıkmadan önce birinci yöntem bu şekilde işleyebiliriz. Ama dediğim gibi bu şekilde çok uzun sürer. İkinci yöntem ise çıktım buradan. Buradan çıktım. Bu işimi siliyorum. Sağ tıkladım. Şuradan sil dedim. Evet. Bir burayı tornalarız buraya kadar. Sonrasında da test takımla, test katerle de buradan burayı işletebiliriz. Şimdi öyle yapalım. İşte üstüne geldim. Sağ tuş, ekle. Buradan tornamayı seçtim. Hemen bir geometri tanımlayacağım. Takımın çalışacak olduğu alanı. Şurası. Burası ve son olarak da burası. Buraya da işlem yapacağım. Şuradan onay verdim. Buradan da onay verdim. Geometri icat kısmından başlangıç ve bitiş uzantısı vermeyeceğim yine. Takıma geldim. Bir tane takım ekleyelim şöyle dış kaba. Dedim ki uygulama yönüm bu şekilde. Uç radüslerime hiç dokunmayacağım. Bu şekilde bıraktım. Seçtim. Seviyelerdeki mesafem 2. Teknolojiye geldim. Çalışma tipim kaba. Döngü kullansın. Hızlı olsun. Kabaya geldim. Kaba tipim yumuşak. Adımlama değerim 1 mm. Geri çekilmem onda 2. Yönüm ileri. Kompozisyon evet. Buradan ZX'i seçtim. Dedim ki X çapında bana onda 2 bırak. Z boyunda da onda 2 bırak. Finish kısmına geldim. Finish yaptırmayacağım bu takım için. Stratejiden düşük hareket var dedim. Pahradüs değişim yok. Bağlantılarda değişim yok. Geldim buradan. Kayıt ve sapma dedim. Simülasyon.
Şuradaki yarım dairemin yarısını oluşturmuş oldum. Çıktım buradan. Buradan da çıktım. Şimdi ters katerle şuradan şuraya kadar olan kısmı işleteceğim. Geldim işte üstüne sağ tuş, ekle, yine tonalama dedim. Geometri tanımlayacağım. O geometrimde burası, burası ve son olarak da şurası. Onay verdim. Buradan da onay verdim. Takıma geldim. Dedim ki bir tane ters kater ekleyeceğim. Uygulama yönüm bu şekilde. Ters kater şekilde de gördüğümüz gibi. Seçtim. Seviyelerdeki emniyet mesafem 2000 metre. Teknolojiye geldim. Buradan modumu dış çap seçtim. Çalışma tipim kaba, döngü kullansın, hızlı olsun. Kabanın bilgisine geldim. Basamaklara değil yumuşak seçtim. Adımlama değerim 1 mm. Geri çekilme mesafem 10'da 2. Yönüm ileri kesim yapsın. Kompansasyon istiyorum. Kaba offsetinden de geldim. ZX'i seçtim. X çapından da geldim. Bana 10'da 2 bırak. Z'de de aynı şekilde 10'da 2 bırak. Yarı finish kısmına geldim. Burada da yarı finish ve finish işlemi yaptırmayacağım. Stratejide düşey hareket var dedim. Bahra düz değişim yok. Bağlantılarda değişim yok. Buna geldim kayıt hesaba dedim. Şuradan teknoloji kısmından dedim ki ZX ABS'yi seçtim. Kayıt hesaba dedim. Simülasyon. Şimdi bu şekilde parçamı işledim. Yalnız şurada küçük bir kademem kaldı. Hemen onu düzeltelim. Geometri düzelt kısmından. Dedim ki başlangıcım aynı kalsın. Sadece sonumu, yani şurayı 2 mm uzattım. Onay verdim. Tekrar kalp hesapla dedim. Simülasyonumuza bir daha bakalım. Önceki versiyonlarda şu tonlama simülasyonunda parçamızı hareket ettiremiyorduk ama artık hareket ettirebiliyoruz. Şekilde gördüğüm gibi. Bu şekilde tabi tonlamanız daha kısa olacaktır. Şöyle bilgi gösterirsek bu işim sadece 6 dakika 56 saniye sürmüş. Tabi bunun süresini daha da düşürebiliriz. Onu da nasıl yapabiliriz? Şu takımın bilgisinden ilerleme ve devir girerek. Şimdi kaba işimizi yaptık. Parçamızın kabasını çıkardık. Şimdi tek seferde parçamızın finişini işleyeceksek kanal takımıyla buradaki kubbemizi çıkartabiliriz. Geldim işte üstüne sağ tuş ekle buradan yine tonalamaya girdim. Geometri tanımlayacağım. Dedim ki hatta geometri tanımlamadan tek zincirle tek tek seçmekle uğraşmayacağım. Dedim ki buradan katıdayı seçtim. Yeni dedim. Başlangıç yüzeyim burası. Son yüzeyim de burası. Onay verdim. Buradan da onay verdim. Şöyle göster dersek seçmiş olduğumuz zincirimizi görebiliriz. Peki, takıma geldim. Bir tane kanal takımı ekleyeceğim. O takımda dış kanal. Hemen yönümü değiştiriyorum. Şuradaki G3 olsun. Radyüsler de 0,1 olsun. Seçtim. Seviyelerdeki emniyet mesafem 2 mm yine teknolojiye geldim. Finish işlemi yapacağım. Sadece finish'i seçtim. Yarı finish ve finish kısmına geldim. Buradan ISO torna metodunu seçtim. Bütün geometride işlem yapacağım. Kompansasyon istiyorum. Kanalaşma parametrelerinde stratejide ve bahri düz değişim yok. Geldim buradan. Kaydet ve sapma dedim. Simülasyon. Tornalama simülasyonu. Adım adım gidiyorum. Bakın çok rahat bir şekilde oradaki kubbemi işlemiş oldum. Sizin elinizde eğer tam böyle dik olan dik kanal kateriniz yoksa şuradan takıma geldim, seç dedim. Buradan gelişmişe girdim. Şu seçmiş olduğunuz takımı açılı bir şekilde de durdurabilirsiniz. Bakın mesela
takımımızı eksi 30 derece açıverelim. Eksi 30 dedim. Şu kısma bakın, ön izlemesini direkt görüyorsunuz takımı. Yaklaşırsak biraz. Penceremizi biraz büyütelim. Bakın ben buradan istediğim gibi takımla açı verebiliyorum. Mesela 20 derece yapalım bunun açısını. Ek açı olarak. Tabi sizin CNC tezgahınızdaki taretinizde duran takımın da aynı açıda olması gerekiyor ki oradaki yüzeyi ve geometriyi kusursuz bir şekilde alabilirsiniz. Açımı 20 derece yaptım ve buradan seçtim. Tekrar kayıt ve sapla dedim. Simülasyon. Adım adım gidiyorum. Bakın takımım açılı bir şekilde duruyor. Demek ki böyle bir takımda da buraya çok rahatlıkla işleyebilirim. Ama tabii seçmiş olduğunuz takımda parçanıza çarpma varsa program takım yollarınızı ona göre dizayn ediyor ve tabii bu da sizin parçanızın bozulmasına sebep olabilir. Bakın şu kısımda bozulmalar var ve şu kısımda. Demek ki takımım benim buraya çarpıyor ki program takımın emniyeti almak için parçaya daldırıyor. Çıktım buradan. Tekrar geldim takıma. Şuradaki açımı yine sıfır yaptım. Kapattım. Tekrar seç dedim. Kayıt ve sapladım tekrar. Simülasyon. Bu şekilde gördüğüm gibi kusursuz bir şekilde parçamı işlemiş oldum. Pardon. C koduna bakalım bunun. C kodumuzda şekilde gördüğümüz gibi. Çıktım buradan. Buradan da çıktım. Başka bir işlem kalmadı. Demek ki bizim gerçek imalatta karşımıza böyle bir parça geldiğinde nasıl işleyeceğimizi öğrendik. Ama tabii kanal takımıyla bu parçanın kabasını boşaltmaya çalışmayın. Çünkü çok ciddi bir zaman alır bunu boşaltmak. İlk önce normal bir katerle buradan şuraya kadar boşaltırsınız. Sonrasında ters katerle buradan da buraya kadar boşaltırsınız. Son olarak da kanal takımıyla da parçanızın finishini yapabilirsiniz. Peki, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.